Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemindeki sözde din adamları. Ahir zamanda dine hizmetten ücret talep eden sahte din adamları olacaktır. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak, ibadete kendini verecek fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar. Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in avanesi bunlardır. Ramuz el-Ehadis, Hadis no 6255. Peygamberimizin bu hadisinde ahir zamanda bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uyacaklarından bahsedilir. Bu dönemde bazı sahtekar hocalar çıkıp İslam dinini insanlara öyle yanlış tebliğ edecekler ki birçok kişi bu anlatılanları dinde var zannedeceklerdir bu nedenle de şirke saptıklarını, din ahlakının aslından uzaklaştıklarını hissetmeyeceklerdir. Bu sahte hocaların bir özelliği de dini alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani bir Müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep etmemeleri gerekirken bu ahlaka uygun davranmayacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zihniyet içinde olan kişilerin ahir zamanda din ahlakına karşı olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir. Bilindiği gibi peygamberimiz diğer bir hadisinde de ahir zamanda bazı sözde alimlerin deccaliyetin emrine gireceğini bildirmiştir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi deccale tabi olacaklar. İmam Ahmet bin Hanbel, Müsnet, sayfa 796. Bu hadisler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği dönem olan Hicri 1400'lerde gizliden gizliye Müslümanların şevkini kırmaya çalışarak dinde olmayan hurafe ve bidatleri dindenmiş gibi göstererek ve fitne çıkararak decaliyet sistemini destekleyen, Kur'an ahlakından uzak, dini kendi çıkarları için kullanma amacı taşıyan, İslam ahlakının hakim olmasını istemeyen, kötü niyetli, sözde din adamlarının varlığını açık bir şekilde haber vermektedir.